Çay posası ne işe yarar? Demlikte kalan çay nasıl değerlendirilir? Doğal bakım ürünlerinden en yaygın kullanılan çay posası, göz sağlığından cilt bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılır. Demlikte kalan çay tortlarının ziyan edilmeyerek cilt bakımında kullanılması, hiçbir kimyasal malzemeye gerek kalmadan cildin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan çay, özellikle kahvaltıların vazgeçilmez çiçeği olarak bilinir. Ölçülü tüketilmesi durumunda birçok faydasının olduğu, özellikle de baş ağrısını dindirerek depresyona girme riskini azalttığı bilinir. Çayın içecek olarak tüketilmesinin sağlığa birçok faydası bulunurken, posasının da ziyan edilmemesi, doğal bakım ürünü olarak kullanılması tavsiye edilir. Çay posası, vücut peelingi olarak kullanıldığında vücuttaki ölü hücreleri temizler ve arındırır. Böylece daha canlı bir görünüm kazanmış olursunuz. Demlikte kalan çay posasının tortusunun sağlıktan kozmetiğe birçok alanda kullanıldığını biliyor muydunuz? En yaygın kullanım olan vücut peelingi, tüm vücudu ölü hücrelerden arındırarak daha canlı bir görünüm kazandırır. Aynı zamanda yara ve yanıkları sürüldüğünde yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Çay posasının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri şunlardır. Çay göz sağlığı için birçok önemli merhem ilaç olarak kullanılır. Çay tortusu temiz bir pamuğa sürüldüğünde göz ağrısı, göz yorgunluğu gelir. Özellikle uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına bakan insanların gözlerini dinlendirmeleri için çay maskesi uygulamaları önerilir. Ayrıca göz akıntısı ve çapaklanmaya da iyi gelir. Ayak kokusuna iyi gelir. Su dolu bir kabın üzerine çaydanlıkta kalan çay posası dökülür ve ayaklar 10-15 dakika kadar bekletilir. Bu yöntem ayak kokusunun büyük oranda geçmesini sağlar. Balık, soğan, sarımsak gibi elde uzun süre koku bırakan yemeklerin yapılmasının ardından çay posasıyla ellerini yıkanması keskin kokunun geçmesine yardımcı olur. Halı içerisinde çıkan yaraların geçmesi için çay posası gargara yapılması önerilir. Kesik, sinek ısırığı ve yanık yaraların geçmesi için de çay posasıyla pansuman yapılarak yaranın daha çabuk geçmesi sağlanabilir. Buzdolabında yemeklerden kaynaklı oluşan ağır kokuların geçmesi için çaydanlıkta kalan çay posasını kurtularak temiz bir kaseye ya da tabağa konularak buzdolabına yerleştirmesi önerilir. Böylece buzdolabındaki ağır kokuların geçmesi sağlanabilir. Vücudun ölü hücrelerin arınması için ve doğal nem dengesini koruması için duşa girmeden evvel çay posası peelingi yapılabilir. Böylece cildin daha canlı görünmesi sağlanmış olur. Çay posası ile yapılan gargara boğazı temizler ve yumuşatır. Böylece boğaz ağrısının geçmesine yardımcı olur. Temiz bir pamuğa sürülen çay posası gözlere 10 dakika kadar bekletildiğinde göz ağrı torbalarının geçmesini sağlar. Nasıl kullanılır? Göz ağrısı ve göz torbalarının geçmesi için temiz bir pamuğa sürülen çay posası 10 dakika kadar gözlerde bekletilir. Vücut peelingi yaparken de duştan önce tüm vücuda 1-2 dakika uygulanabilir. Böylece cilt ölü hücrelerden arınmış ve canlanmış olur.